Selam dostlar, yeni bir videonun hepinize merhabalar. Açıkçası bu videoda sizlere bahsedeceğim şeyler özellikle iOS 18'i heyecanla bekleyen, yeniliklerini heyecanla denemek için bekleyen özellikle iPhone XS, işte iPhone 11, iPhone 12 gibi daha geçmiş yıllarda çıkmış ve hani artık günümüzde çok da güncel olmayan modelleri kullanan ve bu iOS 18'i o cihazla deneyecek olan kişilerle ilgili birazcık üzücü bir haberle, daha doğrusu birazcık da kafa karıştırıcı bir haberle karşınızdayım. Şimdi tabii ki biliyorsunuz Apple her Haziran ayında geliştiriciler konferansı aslında yeni iOS sürümünü beta olarak geliştiricilere paylaşıyor. Bunu isteyenler de aynı şekilde kullanabiliyor. Bununla ilgili zaten YouTube'da bir sürü de video var. Tabii ki burada bunu kullandıktan ve hatalar giderildikten sonra yeni iPhone'ların tanıtılı Eylül ayı ile birlikte yeni iOS sürümü de gene aynı şekilde artık tüm kullanıcılara destekleyen telefonlara olduğu sürece gönderiliyor. Tabii ki bu gönderilen iOS yazılımlarda özellikle bu sene çıkacak yeni iOS yazılımında arkadaşlar hem yapay zeka ile ilgili hem de gerçekten birçok açıdan çok ciddi yenilikler bizi bekliyor olacak. Fakat bunlarla ilgili arkadaşlar eski bir Apple çalışanı, daha doğrusu satış uzmanı olan Tyler Morgan'ın yaptığı bir paylaşım var arkadaşlar. Bu paylaşımda şu şekilde bir ifade kullanıyor. Özellikle iOS 18'i eski telefonlarda yani iPhone XS, iPhone 11 veya iPhone 12 ya da 13 modelleri gibi eski dönemlerde çıkmış cihazlarda kullanacak kişilerin özellikle yeniliklerin birçoğundan tam anlamıyla yararlanamayacağını, yani belki o sürüm gelecek ama cihazlarındaki performansında bir takım sorunlar yaşayabileceklerine yönelik bir paylaşımda bulunuyor. Bunu da şu sebeple söylüyor. Özellikle iOS 18 performans isteyen bir güncelleme olduğu için ve iPhone'ları da zorlayacak olduğu için arkadaşlar işlemci konusunda aslında birazcık daha böyle eski nesilde kalmış cihazlarda iOS sürümü gelse dahi bir takım takılma, donma ya da işte ısınma problemlerinin olabileceğine yönelik bir takım söylemlerde bulunuyor. Ama iPhone 14, 15 ve yeni çıkacak iPhone 16 ailesini kullananların işlemci performansları iOS 18 ile uyumlu olduğu için bu noktada bu cihazları kullananların çok sorun yaşamayacağını ama iPhone XS, iPhone 11, iPhone 12 ve bence çok da anlamlandıramadığım şekilde iPhone 13 modelini de buraya almış. Yani bu eski nesil cihazlardaki iOS 18 performansının ciddi sorunlar getirebileceğini ve tam anlamıyla bir verim vermeyeceğine yönelik bir paylaşımda bulmuş. Tabii ki bu bir söylem dediğim gibi yani gerçekliğini zaman gelince göreceğiz ama ben özellikle bunu iPhone kullanıcılarını, eski iPhone kullanıcılarını bilgilendirmek amaçlı paylaşmak istedim ki ben de biliyorsunuz arkadaşlar eşim bir iPhone 11 kullanıyor. Ben de bir iPhone 14 Pro kullanıyorum. Yani her iki cihazdaki iOS 18 deneyiminde ben sizlere zaten ilerleyen dönemlerde yazılım bu cihazlara geldiğinde paylaşacağım. Yani bu ne kadar gerçek ne kadar değil onu daha net göreceğiz ama şu anda arkadaşlar bu noktada böyle bir durum var. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani eski iPhone'dan iOS 18 yazılımıyla bu tarz sorunlar yaşayıp yaşayamayacağı yönünde düşünceleriniz neler? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepinize hoşça kalın.